bu operasyonlar hukuki değil, siyasidir. PKK'nın siyasi uzantısı HDP 6-8 Ekim eylemlerine ilişkin soruşturmalar nedeniyle yeni yasama yılının açılış toplantısına katılmadı. Provokatif bir eyleme imza atan HDP'liler meclis bahçesinde oturma eylemi yaptı. HDP'liler oturma eylemini bir basın açıklamasıyla duyurdu. HDP eş genel başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan kameraların karşısına geçti. Basın toplantısında Ulusal Kanal'ın sorusu karşısında HDP'liler adeta suçüstü oldu. Ulusal Kanal muhabiri 6-8 Ekim eylemleri döneminde Kandil'deki PKK'lılarla HDP'li yöneticilerin paralel açıklamalar yaptığını hatırlattı, PKK'nın talimatlarını sordu. HDP'liler ise sorunun yanıtı için talimat aldıkları Kandil'i işaret etti. Bunu bize sorun, bize sormayın. Başka yerlere sorun. Muhatapları biz değiliz. Eğer imkanınız varsa, sorma imkanınız olursa ya da bu imkanı yaratırsanız doğrudan muhataplara sormanızı öneririm. Basın toplantısı sonrası HDP'lilerin oturma eylemi başladı. Meclisin açılış törenine katılmama kararı aldılar. Onun varlığı ile yokluğu arasında zaten herhangi bir fark yok. Onların çünkü her zaman yeri ya dağdır ya sokaklardır. HDP'nin oturma eylemine ilk destek de CHP'den geldi. CHP milletvekilleri Levent Gök, Sezgin Tanrıkulu ve Utku Çakırözer eylemi ziyaret etti. Bugün yaşadıklarımız bizleri son derece üzüyor. Öte yandan 6-8 Ekim soruşturması kapsamında 7 HDP'li vekil hakkında hazırlanacak fezlekeler yakın bir zamanda meclisin gündemine gelecek. Bu konuda AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yaptı. O sokağa çıkan davetiyle beraber insanlar öldü, yaralandı, mahvoldu. Şimdi görmeyecek miyiz? Yargımı görmeyecek mi? Bugün diyor ki HDP'ler bunu meclis araştırsın. Niye meclis araştırıyormuş? Bu yargının konusu.